İyi akşamlar Türkiye. Ben Ferhat Ünlü. Bugün 7 Şubat 2021 Pazar. TGT Haber hafta sonu ana haberde yeniden karşınızdayım. Bugün 7 Şubat 2021 dedik. 7 Şubat 2012'de çok önemli bir olay yaşadı Türkiye. Hemen beşli başlıklarımızdan bakıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o zamanki müsteşarı, şimdiki adı başkan, Hakan Fidan, Fetullahçı terör örgütünün bir kumpasıyla e, cezaevine alınmak istendi o dönemde ondan hemen bir ay önce İlker Başbuğ dönemin genelkurmay başkanı tutuklanmıştı Böyle bir girişim de bulunduğu FETÖ'lü örgütü devlete karşı aslında ilk silah çekişi idi örgütün Bu haberin e, detaylarına bakacağız ayrıca bir grafikle size o dönemde gazeteci olarak tanık olduğum bildiğim bazı gerçekleri açıklayacağım Salı günü meclis özlük hakları gündemiyle toplanıyor uzman çavuşların bilası özlük haklarının e, gündeme gelmesi bekleniyor TGRT Haber, hafta sonu ana haber, TGRT Haber genel olarak işçi emekçinin gündemini sürekli takip eden bir haber kanalı. Tabii ki memurun, tabii ki askerin, polisin de gündemi bizim gündemimiz. Dolayısıyla buna da dairliklerle bakacağız. Grip vakalarında ciddi bir azalma var. Bu bilmediğimiz bir şey değil. Aslında ilginç de değil sevgili izleyiciler. İlginç olarak görülüyor olabilir ama uzmanlarla konuştum. Profesör Doktor Kemalettin Aydın der ki: Maske mesafe temizlik yani korona tedbirleri otomatik olarak e, gribi engelliyor. Bunun ayrıntılarına bir grafikle bakacağız. Yüz yüze eğitimde e, ilk ders dili 15 Şubat'ta çalacak ve öğrenciler artık yüz yüze eğitime tekrar başlayacak pandemi koşullarında. E, bu da aslında sevindirici bir haber. Pandeminin en büyük yarattığı problemlerden komplikasyonlardan biri diyelim piyasada. Tarladan sofraya gelene kadar e, fiyatların fahiş biçimde uçması buna devlet müdahaleleri var. Ama üretici etkileyen, çiftçi etkileyen boyutu da var. Bunun da ayrıntılarına bakacağız birlikte ve Ankara İstanbul'dan bağlantılarımız olacak. Korona kısıtlamaları kapsamında muhabirlerimizle görüşeceğiz. Hafta sonu ana haber başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu salı günü yoğun mesai ile açılacak. Peki genel kurulun gündeminde hangi konular yer alacak? Nasıl kanun teklifleri konuşulacak? Ayrıntılar az sonra. Bugün 7 Şubat 2012. Türkiye'nin yakın tarihi açısından anlamlı bir tarih. Bugün FETÖ'nün devlete yönelik ilk kalkışmasının 9. yıl dönümü. Mit kumpasının üzerinden tam 9 yıl geçti. 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT yöneticileri ifadeye çağrılarak, tutuklanmak istendi. Başaramadılar. Sonra açılan kumpas davasında 34 sanıktan 9'unun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Önce haberimizi izleyelim Sonra bir gazeteci olarak çok yakından takip ettiğim 7 Şubat'ın bilinmeyenlerini sizlerle paylaşayım. Mit müsteşarı ve mit görevlileri ifadeye çağrıldı. Hatta haklarında yakalama kararı bile çıkartıldı. Amaçları devletin kilit noktasındaki kişileri gözaltına almaktı. Ama asıl hedef dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. 7 Şubat 2012 yılındaki MIT kumpasının üzerinden 9 yıl geçti. FETÖ'nün hükümete yönelik ilk kalkışması olan MIT kumpasında 34 sanık yargıya çıkarıldı. 9'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Her şey MIT'in kritik görevleri üstlenmesiyle başladı. MIT'in başarılı faaliyetleri diğer ülkeleri rahatsız etmeye başladı. Bu durumda Türkiye içindeki gizli örgütleri harekete geçirdi. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan, Ocak-Şubat 2010'da ilk kez Oslo görüşmelerine katıldı. Daha sonra da MİT Müsteşarlığı'na getirildi. Aynı yılın Haziran ayında İsrail'de yayın yapan Hares gazetesi İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Hakan Fidan rahatsızlığını yazdı. 13 Eylül 2011 yılında MİT yetkililerinin terör örgütü PKK üyeleriyle yaptıkları öne sürülen görüşmenin ses kaydı yayınlandı. Hakan Fidan'ın Öcalan'la ve PKK'larla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve özel temsilcisi sıfatıyla görüştüğünü ifade ettiği belirtildi. O görüşmeden 4 ay sonra da Uludere olayı yaşandı. FETÖ'ye mensup çevreler aynı günlerde MİT Başbakanlık ofislerindeki dinleme cihazlarını buldu. Ve 7 Şubat 2012 Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından MİT müsteşarı Hakan Fidan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Fidan'la birlikte müsteşar yardımcıları ve istihbarat çalışanları da vardı. Günler sonra MİT müsteşarı ve istihbaratçılar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 11 Şubat'ta MİT görevlilerini ifadeye çağıran Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan alındı. 6 gün sonra MİT kanunu değiştirildi. Soruşturma izni başbakanın iznine bağlandı. 18 Şubat'ta MİT görevlileri hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Bir ay sonra da takipsizlik kararı verildi. 22 Mart 2013 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mit görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi. Soruşturma sürecinde olayın ardından fetö çıktı. Devletin içine sızan fetöcüler Mit üzerinden devleti hedef almıştı. Fetö'nün Mit kumpası hükümete yıkmaya yönelik ilk fetö kalkışması olarak tarihe yazıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun kumpasın yıl dönümüne ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz aziz milletimizden aldığı güçle devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı. Cezaevinde tutuklu da hükümlü de olsa onlar Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya açıklamasında MIT kumpasının pranga girişiminin ilk adımı olduğunu söyledi. 7 Şubat 2012'de MIT'e kurulan kumpas 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı. Haberimizi izlediniz. 7 Şubat önemli bir tarih. Çünkü Fethullahçı terör örgütünün devlete karşı ilk kez silah çektiği bir tarih. Bu açıdan ayrıntılarına bakacağız. O dönemin gazeteci olarak yakından tanı olduğumu söyledim. Bununla ilgili bir takım ayrıntıları sizle paylaşacağım. Ee, i̇lk kez bir darbe girişiminde bulunduğu tarih dedik. İlk kez silah çektiği tarih dedik. Bu açıdan önemli. O dönemde henüz MİT Müsteşarlığı, MİT Başkanlığı'na dönüşmemişti. Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT yöneticileri FETÖ savcıları tarafından o dönemde tutuklanmak istendi, ifadeye çağrıldı. Dönemin başbakanı, neden dönemin başbakanı diyoruz? Çünkü Fethullahçı terör örgütü 17-25 Aralık'la ilgili hazırladığı iddianamede, UYAP'a bile girmediği o dönemde, bir başka darbe girişiminde Sayın Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönemin başbakanı demişti. Yani onu düşmüş, devrilmiş gibi adetmişti. Dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fidan'ın tutuklanacağını nasıl öğrendi biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Bunu paylaşayım. Çok güvendiği bir kamu yöneticisi vasıtasıyla o dönemde özel yetkili mahkemenin başkanı olan, bu arada mahkeme başkanı var ama ikide FETÖ'cü üye var maalesef biliyorsunuz sistemi böyle kurmuşlardı. Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu isim de veriyorum. Kendisi şayet şey olursa doğrulacaktır zaten. Hakan Fidan'ın ifadeye gelmesi durumda tutuklanacağını söyledi o kamu yöneticisine ve böylelikle aslında tahmin edilen bir bilgi alınmış oldu istihbari bilgi diyelim. Böylelikle zaten gidilmeyecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu o dönemde başbakan döneminde istemiyordu. Hakan Fidan da gitmekten yana değildi. Çünkü arka plandaki operasyonu biliyordu. Onu da birazdan anlatacağız. Erdoğan'ın ameliyata girmesini beklemişlerdi. Bir dizi konsültasyon yaptırmıştı 2011 senesinde Cumhurbaşkanı. Başbakanlığı döneminde ve ameliyat içinde 7 Şubat'ta gün alınmıştı. FETÖ özellikle o günü seçti. Biliyorsunuz bir istihbarat örgütü özellikle devletin e, başbakanının o dönemde ameliyat gününü seçmişti. Fakat tarihin akışı şöyle değişti. Bunu buraya bir not düştükten sonra biraz daha geri gidersek 7 Şubat daha anlaşılacak. Hakan Fidan başbakanlık müsteşar yardımcısı iken MİT müsteşar yardımcısı iken değil başbakanlık müsteşar yardımcısı iken Ocak, Şubat 2010'da PKK'nın silahsızlandırılması için yürütülen Oslo görüşmelerine ilk kez katıldı. 16 Nisan 2010'da MİT Müsteşar Yardımcılığına getirildi. 24 Mayıs 2010'da da müsteşar oldu. 31 Mayıs 2010'da sevgili izleyiciler İsrail Mavi Marmara gemisine saldırdı ve Haziran ayında yani Haziran 2010'da ülkenin önemli gazetelerinden biri olan Haaretz dedi ki Mossad'ın Hakan Fitan atanmasından rahatsızlık duyduğu biliniyor. Bu, bu, yönde haberler çıktı. 13 Eylül 2011'de MIT yetkililerinin Oslo'da yaptıkları bir görüşmeye dair buna ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlandı. Tabii ki bunu Fethullahçı örgüt sızdırmıştı. Bir sonraki grafiğimize bir taraftan geçebiliriz. Yine kronolojik olarak devam ediyoruz. 28-29 Aralık 2011'de Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakanlık ofislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofisinde dinleme cihazları buldu. 1 Ocak 2012'de çok önemli bir gelişme yaşandı. Gölbaşı Elektronik Sistemler adına alan Genelkurmay Elektronik Sistemler GES olarak e, MIT'e devredildi. O dönemde Fethullahçı örgütün e, askeriyenin teknik istihbarat bölümünde etkili olduğu biliniyordu. Onların elinden çok ciddi bir dinleme sistemi alınmış oldu böylelikle. Bu da onları e, öfkelendiren bir başka gelişmeydi. 7 Ocak 2012'de yani MIT kumpasından tam bir ay önce e, 6 Ocak düzeltiyorum özür dilerim e, 6 Ocak 2012'de ...dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ... ...terör örgütü yöneticiliği iddiasından tutuklandı. 7 Şubat'ta da Hakan Fidan ve e, MİT yöneticileri ifadeye çağrıldı. Devam ediyoruz. 10 Şubat 2012'de ise bir önceki grafiğe tekrar gelelim Kadir. 10 Şubat 2012'de FETÖ'cü polisler... ...MİT personeli H.E.K. ve Y.H.Y.'nin yakalanması amacıyla... ...o dönemde Beşiktaş Bey'de bulunan... ...şimdi o da taşındı tıpkı Ankara'daki bina gibi... ...MİT Bölge Başkanlığı'na gittiler... Gelen bir emniyet amiri vardı. E, beraberinde polisler vardı tabii ki FETÖ'cü polisler. E, Emir kulu olan polisler değil artık özellikle seçilmiş FETÖ'cü polisler vardı. Denildi ki onlara Ankara'dan kesin talimat var e, o dönemde yöneticiler tarafından. içeri giremezsiniz eğer zorla girmeye çalışırsanız girseniz bile çıkamazsınız. Aradığınız kişiler de raporlu burada yoklar. FETÖ'cüler bu çatışmayı göze alamayınca gerisin geri döndüler. Böylelikle 15 Temmuz 2016'da MİT binası taranmıştı biliyorsunuz. Ankara yeni mahalledeydi o zaman. Ondan 4 yıl önce MİT binasındaki bir çatışma riski bertaraf edilmiş oluyor. Ama duvarda asıl tüfek pat, patlıyor. Ünlü Rus yazarın, oyun yazarının bir sözü vardır. Çekov'un, Anton Çekov'un. Duvarda asıl tüfek, eğer, de duvar, eğer duvarda bir asıl tüfek gösteriyorsanız bu sahnenin sonunda patlamalıdır diyor. Nitekim bunu yaptı FETÖ. 7 Şubat'ta bir silah olarak göstermişti. Bu gücünü İlerleyen zamanlarda da önce 17-25 Aralık'ta ardından da 15 Temmuz 2006'da devlete ve millete karşı silah çektiği dönemde yaptı ne yapacaksa. E, 2012'ye tekrar dönüyoruz. Orada bir takım ayrıntılar var onları size aktarayım. 11 Şubat 2012'de MIT görevlilerini ifadeye çağıran Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan alındı. Devlet karşı tedbirleri alıyor e, fark ediyorsanız. 17 Şubat 2012'de MIT kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değiştirildi ve soruşturma izni başbakana, başbakanın iznine tabi tutulmaya başlandı. Zaten öyleydi ama bu o yasayla tahkim edildi. 18 Şubat 2012'de MIT görevlileri hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. FETÖ yavaş yavaş bir takım yerlerden temizlenmeye başlanıyor. Daha FETÖ ile mücadelenin emekleme aşamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 22 Mart 2013'te takipsizlik kararı veriliyor. Ocak 2014'te ise Milli Güvenlik Kurulu ilk kez e, paralel devlet yapılanması adıyla o dönemki cemaati bir örgüt olarak tanımlıyor. Sonraki grafiğimize gelelim. Bu paralel devletin kökeni nereden kaynaklanıyor? Bu Amerika nereden geliyor? Amerikalı siyaset bilimci Robert Paxton'a ait bir kavramdır bu. O dönemde Nazi Almanyası'nı tarif etmek için kullandığı bir kavram. FETÖ için devletin önemli kurumların, kurumlarında dile getirilmeye başlanıyor. MIT'in o dönemki müsteşar Hakan Fidan hemen müsteşar olur olmaz Mayıs 2010'da yakın çevresindeki bir takım cemaatle ilgili sorulara diyor ki devlet içinde paralel bir örgütlenmeye izin vermemek ana görevimiz. Dolayısıyla Fethullahçı örgütün Hakan Fidan o dönemde hedef seçmesi hiç şaşırtıcı değil. Ondan sonra 7 Şubat kumpasından sonra benim gazeteci olarak birebir tanık olduğum süreçler 12 Şubat 2012'de bir yazı yazmıştım. Devlet paralel devlete karşı başlığıyla. O yazıda şöyle bir spot vardı. MİT Müsteşar Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla başlayan kriz tırmanıyor. Kriz devlet krizi devlet paralel devlete karşı ifadesiyle özetlemek mümkün. Beklenen son savaş Armagedon biraz erken başladı. Bakalım kim kazanacak demiştik. Tabii ki devlet kazandı. Son grafiğimiz başka grafiğimiz kalmadı. Peki son grafiğimizi de verdik. Devam edeceğiz bültenimize. Koronavirüs aşılamasında ikinci dozun uygulanmasına bu hafta başlanacak. Öncelik kimlerde olacak? İkinci doz aşı uygulaması nasıl yapılacak? Ayrıntılar az sonra. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta içi belirli saatlerde. Hafta sonu ise tam gün biliyorsunuz. Sokak kısıtlaması uygulaması söz konusu. 81 ilin tamamında uygulanıyor kısıtlamalar. Kısımlar kapsamında olan kişiler hariç herkes sokak kısıtlamasından nasibini alıyor öyle söyleyelim. Şimdi öncelikle İstanbul'a gideceğiz. Beşiktaş'ta İhlas Haber Ajansı muhabiri Selim Bayraktar var. Evet Selim, sokaklar, caddeler ne durumda? Denetimler ne aşamada? Bize aktarır mısın oradaki gelişmeleri? Evet Ferhat Ünlü. Türkiye'de e, koronavirüs tedbirleri kapsamında... ...hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. E, bilindiği üzere Cuma günü saat 21 itibariyle başlamıştı sokağa çıkma kısıtlaması. Ve e, pazartesi e, sabah saat 0... 5 itibarıyla kısıtlama sona eriyor. Evet kısıtlama kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde birçok noktada denetim noktası oluşturdu. Bizler şu anda Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'ndayız. Buradan Dolmabahçe'ye giden o gücergah üzerindeyiz. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere gösterecek. Burada trafik şube müdürlüğü ekiplerine bağlı ekipler burada denetimlerini sürdürüyor. Sırasıyla araçlar burada durduruluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında e, muaf olan e, sürücülerin işte izin e, belgelerinin e, gösterilmesi talep ediliyor burada e, belgeler kontrol ediliyor işte sürücüler ve araçta eğer başka vatandaşlar da varsa bunların e, izin belgeleri kontrol ediliyor e, izni muaf olanlar izin belgesini gösteren e, sürücüler ve vatandaşlar yoluna devam ederken herhangi bir izin belgesi olmayan e, sürücü ve vatandaşlara burada ceza işlem uygulanıyor. Evet İstanbul'da kent genelinde birçok noktada oluşturuldu bu ıı, trafik ıı, güvenlik noktaları. Şu an Barbaros Bulvarındayız biz de Beşiktaş'tan Dolma Bahçe istikametine giden bulvardayız. Burada ekipler şu an kameraman arkadaşım da sizlere gösteriyor. Ekipler burada denetimlerini sürdürüyorlar. Evet cuma günü başlamıştı 20 saat 21 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması. Kısıtlamasının bitmesine saatler kala da işte e, kent genelindeki denetlemeler devam ediyor. Evet bu noktadan e, ziyade birçok noktada da e, denetimler sürüyor. Bizler şu an Beşiktaş'taki bu denetim noktasından e, anlık görüntüleri sizlerle paylaşmış olduk. E, Sokağa çıkmak kısıtlaması devam ediyor. E, saat e, sabah 5 itibariyle de sona erecek diyelim. Peki şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Selim Bayraktar İstanbul Beşiktaş'tan koronavirüs kısıtlamaları denetimlerini aktardı bize. Şimdi de Ankara'ya gideceğiz. Altında para Meydanı'nda EGT Haber muhabiri İrfan Çalışkan bulunuyor. İrfan oradaki denetimlerini aşamada Ankara'dan bize neler aktaracaksın? Evet Ankara'da şu an itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının son 9 saatine girmiş bulunmaktayız. Şu an bulunduğum yer itibariyle de Opera Meydanı'nda hemen Gençlik Parkı'nın yanındayız. Burada asayiş polis ekipleri, trafik polis ekipleri ve diğer birimler görevlerini sürdürüyorlar. Denetimler sürüyor. Bir taraftan araçlar durduruluyor. Araçlardaki izin kontrolleri ve belgelere bakılıyor. Polis ekipleri o noktada eksiklik göstermiyor. Aslında bulunduğumuz yer büyük ve önemli bir nokta. Hem buradan Sıhiye'ye hem Kızlı'ya doğru ve diğer ilçelere giden ana hatlardan, ana arterlerden bir tanesi. Şu an bir taksi durduruyor. Taksinin içerisinde yolcu var mı yok mu o kontrol ediliyor. Daha sonra eğer herhangi bir yolcu yoksa ya da o yolcu varsa izni soruluyor ve gönderiliyor. Ve diğer kamu görevlilerinin araçları da tabii ki geliyor. Ta diğer tarafta Burada biliyorsunuz ki Ankara'nın önemli noktalarından bir tanesi dedik. Hemen kameraman arkadaşım Burak Taştan'dan e, Solmaz kılıçtepe Polis Merkezi amirliğini de göstermek istiyorum. Çünkü e, o noktada e, polis ekiplerimizin burada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtelim. Yan tarafta hemen e, Gençlik Parkı var. Gençlik Parkı normalde bu... Yaz kış hep bu saatlerde canlı kalabalık olurdu ama tabii ki pandemi dolayısıyla artık o canlılığından da eser yok. Peki. Dediğimiz gibi opera meydanı tarihi bir meydan. Tarihi meydanda da hemen arkamda opera binası bulunuyor. Diğer tarafta da yine tarihi PTT binası var. Bu noktada da dediğimiz gibi önemli bir nokta olduğunu belirtelim Ferhat Ünlü. Ankara'da son 9 saat kaldı. Bütün Türkiye'de de olduğu gibi. Özellikle Ülke genelinde, kıyı bölgelerinde e, bulunan illerde de marketlere çıkış saatlerinde bazı küçük e, e, istisnalar yaşandı. Daha doğrusu vatandaşlar biraz istismar etmek zorunda kaldılar. Evet. Evlerinden ayrılıp markete gitme bahanesiyle o noktalarda da bugün kamuoyundan takip ettik, bizler de gördük diyelim. Ankara'da denetimler bu noktadaydı, sürmeye de devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım ve bitirelim. Dediğimiz gibi saat... 9 saat kaldı geriye. Sabah saat 5'te kısıtlama sona erecek diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Ferhat evet İlhas Haber Ajansı muhabiri Selim Bayraktar İstanbul'dan, TGT Haber muhabiri İrfan Çalışkan ise Ankara'dan aktardı. Sevgili izleyiciler, İstanbul Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada daha önceki protestolarda gözaltına alınan DHKPC'li bir teröristin kimliği de açıklandı. Rektör ataması bahanesiyle başlatılan protestolar terör propagandasına dönüştü. Gözaltına alınan 4 kişi terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklandı. Boğaziçi Üniversitesi'nin protestoları İstanbul Kadıköy'de devam etti. İzinsiz eylemler sırasında 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü kamu malına zarar verme ve terör örgütü propagandası yapmakla suçlandı. Dördü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheliye konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Daha önce gözaltına alınanlar arasında terör örgütü DHKPC üyeliğinden aranan bir şüpheli de vardı. O kişinin Ali H.A. olduğu ortaya çıktı. Daha önce terör örgütü adına açlık grevine katıldığı tespit edilen zanlının sorgusu sürüyor. Sırada Boğaziçi protestolarıyla ilgili bu kez İzmir'den bir haberimiz var. Bu kentte Boğaziçi Üniversitesi için düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 26 şüpheliye çıplak arama yapıldığı öne sürülmüştü. İzmir Valiliği iddialara görüntülerle yanıt verdi. 5 Şubat'ta 2000, 2001'de Aslancak gün meydanına gözaltına alındı. Usta arama ifadesi alınacak. Usta aramasına katılmak istiyor musunuz? Evet. Tamam. Buyurun. Usta aramasına Bir algı operasyonu daha görüntülerle bozuldu. Boğaziçi protestoları kapsamında emniyete yöneltilen asılsız iddialara bir yenisi daha eklenmişti. Avukatların alınmayarak çıplak arama yapıldığı iddiası bu görüntülerle çürütüldü. Üst istiyor musunuz? Evet. Tamam buyurun. Üst Görüntülerde göz altındaki bir şahsın avukatının da üst aramasına alındığı görüldü. Boğaziçi Üniversitesi'nin rektör atamasına karşılık başlattığı protestolara İzmir'den de katılım geldi. Yasa dışı eylem yapan 26 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce eylemcilerin polis tarafından dövüldüğü aşağı bak diyerek baskı altına alındığı öne sürülmüştü. İzmir'de gözaltı olaylarına ilişkin gözaltında kişilerin avukatlarının alınmayarak çıplak arama yapıldığı iddia edildi. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada gözaltındaki şahısların avukatlarının kendi isteğiyle aramaya katılmadığı belirtildi sadece bir avukatın katılmak istediği ve o avukatın da üst aramasına dahil edildiği açıklandı. 5 Şubat'ta 2000, 2001'de Aslancak gün doğdu meydanına gözaltına alındı. Üst arama sorgu ifadesi <laughs> alındı. Üst aramasına katılmak istiyor musunuz? Evet. Tamam. Buyurun. Gözaltına alınan 26 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu salı günü bir haftalık aranın ardından yoğun mesai ile açılıyor. Genel kurulun gündemine uzman erbaşların özlük haklarını iyileştiren düzenlemenin gelmesi bekleniyor. Parti lider, liderleri de grup toplantılarında kürsüde olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir mesai bekliyor. Bir hafta aranın ardından genel kurul salı günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Genel kurulda askerlik mevzuatında yapılan 44 maddelik düzenleme görüşülecek. Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre uzman erbaşların özlük hakları iyileştirilecek, emeklilik yaş hadleri 55'e çıkacak. Yeni düzenlemeye göre sağlık as subaylarının sağlık hizmetleri tazminatı artırılıyor. Harekat bölgelerinde görevli askeri doktorların burada geçirdikleri zaman hizmet süreleri için 1,5 kat olarak hesaplanacak. Ayrıca askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin vekillik süresi bitimine kadar askerlik görevi ertelenecek. <laughs> Meclis'in gündemine gelmesi beklenen bir diğer kanun teklifi de hayvan hakları yasası. Yasa teklifi çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda yasaya göre hayvanlara işkenceye hapis cezası getirilecek. Evcil hayvanların sokağa bırakılması engellenecek. Salı ve çarşamba günleri de siyasi parti liderleri grup toplantılarında kürsüde olacak. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin gruplarına bilgi vermesi bekleniyor. TGRT Haber olarak sokağın, çarşının ve pazarın, marketin tabii ki nabzını tuttuğumuz gibi işçinin, emeklinin, memurun da dertleriyle hemhaliz. Aynı zamanda askerin, polisin ve istihbaratçının hatta giderek hikayelerini de zaman zaman bültenlerimizde haberleştiriyoruz. Meclis gündemindeki tabii ki pek çok önemli gündem maddesi var ama belki de en önemlisi uzman çavuşların giderek Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha fazla belki mi haline gelen uzman çavuşların özlük hakları bu yüzden bu özlük haklarının genişletilmesi, geliştirilmesi önemli. Koronavirüs tablomuz gelmiş. Hemen yönetmenimiz Kadir'den rica edelim. Evet, 129.715 test sayısı var bugün. 6.670 vaka tespit edilmiş. Hasta sayısı 623 sevgili izleyiciler. Vefat sayısında belirgin bir düşüş, bir süredir devam eden düşüş. 112'de kalıyor. İnşallah artmaz hatta daha da düşer. İnşallah Minimize olur, hatta tamamen ortadan kalkar. İyileşen hasta sayımızda da 8.201 diye geçiyor, bir artış söz konusu. Koronavirüs grafiğini verdik. Bugünün 7 Şubatın 2021'in koronavirüs tablosu böyle. Sıradaki haberimizle devam edelim. Birazdan devam edeceğiz. Sıradaki haberimizde. Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce CHP'den de istifa edecek mi etmeyecek mi? Bu hafta başında istifa edeceği iddiası var. Ancak sorunun çözülmesi için parti içinde girişimlerde mevcut. Bugün Memleket Hareketleri'nin kurucular kurulundaki arkadaşlarımla bir toplantı yaptık. CHP'li Muharrem İnce "Partiden ne zaman istifa edeceksiniz sorusuna geçtiğimiz haftalarda çok kısa süre içerisinde cevabını vermişti. İnce'nin hafta başında yapacağı basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayıracağı ifade ediliyor. İttifakları kim ne yapacaksanız mertçe şey yapacaksınız. İnce o açıklamada CHP'li yöneticiler için koltuk hırsı içinde olduklarını da belirtmişti. Yine kısa süre önce CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etmişti. Üç vekilin İnce'nin kuracağı partiye katılacağı söylenmişti. Hal böyle olunca Gözler de İnce'ye çevrilmişti. Yakında açıklamayı yapacak. Ancak siyaset kulislerinde İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemesi için parti içinde bir takım girişimlerin olduğu söyleniyor. Hatta İnce'nin bunun için 3 şart öne sürdüğü konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adayının ve genel başkan seçiminin parti üyeleri tarafından yapılması, iki dönem üst üste başarısız olan bir genel başkanın koltukta kalmaması gerektiğine ilişkin parti tüzüğünde bir düzenleme istediği söyleniyor. Güvenmiyor musun? Evet güvenmiyorum. Hepsinin veya kadakların hepsinin e, bu partiye hizmetini toplasan benim çeyreğim etmez. Cumhuriyet Halk Partisi kulisleri de hareketli. Belediye başkanı ve milletvekilleri istifalarının bir diğerini tetikleyeceği endişesi yaşanıyor. Parti ise bu durumu engellemek için harekete geçti. Parti örgütlerine gönderilen mesajlarda istifa etmek isteyenlere yönelik ikna edilmeleri konusunda uyarılar yer aldı. Kırıkkale'nin Derince ilçesi. AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde en çok oy aldığı yerleşim yeri bu ilçe olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ziyaret ettiği ilçeye doğalgaz sözü vermişti. O söz tutuldu. Derince ilçesi artık doğalgazına kavuştu. Yıl sonuna kadar inşallah burada doğalgaz olayını da çözmüş olacağız. Erdoğan oy teşekkürü için ziyaret etti. İlçenin doğal gaz sorununu çözdü. Bu şimdi doğal gaz değil mi? Doğal gaz. Yanıyor ya. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin en çok oy aldığı yerleşim yerlerinden biri %85.6 ile Kırıkkale'nin Delice ilçesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat 2020'de ilçeye bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Allah, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İlçenin sorunlarını dinleyen Erdoğan, halkın doğalgaz istediğini öğrendi, ardından talimat verdi. Bakanımızla da konuştuk, yüklenici firmayla da konuştuk. Aynı zamanda BOTAŞ'la görüşmemiz oldu. Yıl sonuna kadar inşallah Burada doğalgaz olayını da çözmüş olacağız. Erdoğan'ın sözünün üzerinden bir yıl geçti. Artık Delice'deki evlerde doğalgaz var. Öncelikle çok teşekkür ederim başkanımıza, cumhurbaşkanımıza. Gördüğünüz gibi ocağımız yanıyor, suyumuz ısınıyor, odalarımız ısınıyor. Ya Çok memnunum. Doğalgazdan çok memnunuz, gayet güzel. Temiz en basitinden, kömürde daha çok bir koku falan da oluyordu. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz, verdiği sözü yerine getirdi. Kitle bağışıklığı kavramını pandemi sürecinde sık sık duyduk. Şimdi yeni bir kavram dolaşıma girdi. Küresel bağışıklık. Yani kitle bağışıklığı yetmiyor. Dünyanın tamamının bağışık olması gerekiyor. Pandemiyi atlatabilmek için gereken bu. ABD'deki araştırmalara göre eski günlerin yeniden başlaması küresel bağışıklığın kazanılmasına bağlı. Ve bu süreçte dünyanın 7 yılını alabilir. Ayrıntılar haberimizde. Doğu'dan batıya, kuzeyden güneye imkanlar seferber. Dünya virüsle mücadele ediyor. İnsanlık bir an önce 2020'den önceki günlere dönmek için adeta savaş veriyor. Peki kabus ne zaman son erecek? Yeni normal yerini eski günler ne zaman alacak? Konuyu Amerikan medyası araştırdı. Aşılamalar baz alındı. 124 milyon kişiye enjeksiyon uygulandığı belirlendi. Programlar çerçevesinde ülkeler arasında normalin başlangıcı için tarihlerin değişkenlik göstereceği yazıldı. İsrail'de 2 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2022 itibariyle sürü bağışıklığı kazanılabileceği kaydedildi. İngiltere'de listenin ilk sıralarında yer alıyor. 6 ay sonra bağışıklığın geliştirilebileceği belirtiliyor. Almanya'nın 3 yıl, Hollanda'nın ise 3 yılda normale dönmesi bekleniyor. Türkiye'nin ise 2 yıl sonra nüfusun %75'ini aşılaması ve sürü bağışıklığını sağlaması öngörülüyor. Tüm dünyanın ise 7 yıl sonra kabusu ardında bırakması tahmin ediliyor. Pandemide pek çok medikal kavram öğrendik sevgili izleyiciler. Pandemi kelimesinin bizatihi kendisi başta olmak üzere. Terminolojimiz, jargonumuz değişti. Kitle bağışıklığı kavramı da gündeme geldi. Hatta insanın o eşrefi mahlukat yönünü biraz hafife alırcasına, tahrip edercesine sürü bağışıklık kelimesi de epey bir kullanıldı. Bu, bu jargon, bu kelime değişimleri tabii koronavirüs pandemisini, medikal daha doğrusu kavramları daha fazla gündemimize getiriyor ama... Medikal açıdan bu kavramların öne çıkması veya medikal meselelerin öne çıkması biraz tıpçıları da yer yer, tıpçıları genelleştirmek için söylemiyorum ama e, yurt dışında Dünya Sağlık Örgütü'nden başlayarak kimi tıp örgütlerini böyle dünyayı biraz e, karamsar şekilde resmetmelerine sebep oluyor. 7 yıl vesaire normal, yeni normal neyse ona dönenler de yok değil. Dolayısıyla çok fazla tıp eksenli bir e, terminoloji ekseninde, kavramlar ekseninde bir baskı oluşturulması çok da doğru değil pandemi süreci dahi olsa. Sırada Almanya'dan, Alman medyasından bir aşı haberimiz var. Alman medyası hangi aşı daha etkili tartışmalarını alevlendirecek bir dizi habere imza attı. Bu haberlere göre kıtada uygulanan mRNA aşısı Avrupalı uzmanların ilk tercihi değil. Alman medyası gizli belgelere ulaştı. Avrupa'nın mRNA aşılarına ilk etapta sıcak bakmadığı uzmanların geleneksel yöntemle geliştirilen ürünleri tavsiye ettikleri haberleştirildi. Alman Südoçe, VDR ve NDR televizyonları o belgeleri gün yüzüne çıkardı. Aşı müjdesinin verildiği aylarda Türk bilim insanları Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci'nin Biontech firması mercek altındaydı. Avrupa ülkelerinde uzmanlar şirketin fazla sorumluluk almak istememesi ve aşının eksi 70 derecede saklanma zorunluluğu olması nedeniyle ürünü tavsiye etmedi mRNA teknolojisine de şüpheyle yaklaşılırken fiyatta sorun teşkil etti. Uzmanların görüşü geleneksel yöntemlerin kullandığı aşıların tercih edilmesi yönündeydi. Tüm bu gelişmeler satın alma sürecini erteledikçe erteledi. Siparişte geç kalındı. Avrupa'da kamuoyu tepkisi de öyle başladı. Koronavirüs aşılarında ikinci doz aşamasını artık geçiliyor. Ocak ayının ikinci haftasında yapılan ilk aşılardan sonra gereken 28 günlük bekleme süresi dolmak üzere. Süresi dolanlar ikinci doz aşıyı olacak. İlk aşıyı vurulanların süresi doluyor. Sıra ikinci doz aşıya geldi. Türkiye'ye 30 Aralık'ta gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısı önce 14 günlük testten geçirilmişti. Ardından aşılara 13 Ocak'ta acil kullanım izni verilmişti. 13 Ocak'ta ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri oldu. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Ertesi günse sağlık çalışanlarıyla toplu aşılama sürecine geçildi. Aynı gün aşı olanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne imkan varsa seferber etmiş durumdayız. Bu mücadelemizi sürdüreceğiz. İki doz arası beklenmesi gereken 28 günlük süre, Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri için 10 Şubat çarşamba günü de olacak. Sağlık çalışanları ve Erdoğan'ın bekleme süresi ise 11 Şubat'ta sona erecek. Hafta içinde ilk gruptaki herkese ikinci doz aşılarının yapılması bekleniyor. Bu arada Çin'den gelen ikinci sevkiyattaki 6,5 milyon dozluk aşının güvenilirlik test süresi de dolmak üzere. İkinci parti aşılar 25 Ocak'ta gelmişti. Testler için gerekli olan 14 günlük sürenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Evet sırada yine bir grafiğimiz var. Bültenimizin başında dedik ki grip vakalarında gözle görülür bir azalma var. Aslında gözle görülün ötesinde %90 oranında çok ciddi bir azalma var. Koronavirüs pandemisinin belki de en ilginç olumlu sonuçlarından biri grip vakalarındaki azalma. Son araştırmalar dediğimiz gibi pandemi sürecinde grip vakalarının %90 gibi maksimuma yakın bir seviyeye gerilediğini, bu oranda azaldığını gözler önüne seriyor. Bunun sebebiyle ilgili iki açıklama var sevgili izleyiciler. Bazı komplo teorisyen teorilerine göre, teorisyenlerine göre ya da korona gibi ürkütücü ölümcül bir hastalık dünya gündemine girmişken, bu kadar gündemimizdeyken daha basit bir grip hastalığının çok fazla dolaşımda gündemde olmasına gerek yok. E, bu yüzden kimse grip'ten söz etmiyor diyenler var. Ancak bu kelimenin tam anlamıyla bir komple teorisi. Biz gerçek sebebe gelelim. Bilimsel sebebi bir sonraki grafiğimizle. Bilimsel sebeplerde ise pandeminin o üç kelimelik meşhur sloganı var ya. Maske, mesafe, temizlik. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın'la görüştüm. Covid-19 için uygulanan tedbirlerin gribi de kapsadığını otomatik olarak e, söylüyor ve dolayısıyla e, etkinin e, grip vakalarındaki azalmanın temel sebebinin bu olduğunu söylüyor. Tam cümlesini de aktarayım. Her iki hastalık da aynı yollarla bulaştığı için biri için alınan tedbir diğerini önlemiş oluyor. Şu ana kadarki klinik tecrübeler ve araştırmalar gösteriyor ki gripin %90 düzeyinde bir düşüş söz konusu. Tek tük grip vakaları var. Bunun tek sebebi dediğimiz gibi COVID-19 önlemleri arkasında başka sebep aranmamalı der Kemalettin Aydın. Grafik 3'e geçtik. %20'den %2'lere doğru bir düşüş var. İnfluenza yani grip enfeksiyonları gibi grip enfeksiyonları da tıpkı koronavirüs e, e, virüsü gibi koronavirüs gibi daha doğrusu damlacık ile öksürük öksürük hapşırıkla ortaya saçılan partiküller yoluyla bulaşıyor. Maske başta olmak üzere pandemi tedbirleri bulaşmanın önüne geçiyor dedik. Hastanelere grip rahatsızlığı ile başvuranlarda ciddi bir azalma var, 10 e, kat seviyesinde bir azalma. Aynı şey sadece bizim ülkemiz için değil, ABD için de geçerli. Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletindeki yaklaşık 300 laboratuvardan gelen veriler, ülkede influenza vakalarının 20'den 2,3 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Bu da bizdeki 90'lık gerileme rakamlarıyla örtüşen bir e, rakam açıkçası. Gizemli hastalıkların ortaya çıkışında iki coğrafya öne çıkıyor açıkçası. Birisi Afrika, tıpkı HIV virüsünün yani AIDS'in ortaya çıktığı coğrafya olması gibi veya Çin, daha çok da Çin. Korona gibi, tıpkı korona gibi vebanın da çok eski bir hastalık, kadim bir hastalık biliyorsunuz. 13. yüzyılda Çin'den hatta Wuhan'dan çıktığı biliniyor. Bir şekilde Cengiz Han'ın torununun ordusuyla muhatap olan, görüşen Çinliler Cengiz Han'ın ordusunu enfekte ediyor. Ondan sonra Avrupa'ya yayılışını yayılışıyla ilgili kısa bir not aktarmış olalım. E, Kırım Hanlığında bir e, fetih sırasında e, kaleye giremeyince Cengiz Han'ın torununun ordusu e, askerler Çinlilerden enfekte olduğu için e, ölmeye başlıyorlar ve içeri mancınıkla e, vebalı asker atıyor. Ölmüş asker atıyor Cengiz Han'ın torunu. Bunun ilk biyolojik savaşın başlangıcı olduğu, atası olduğu söylenir. Koronavirüs bir biyolojik silah mı değil mi? Bu konuda pek bilimsel veri yok açıkçası ama kimi güçlerin koronavirüsü bir silah gibi kullanmaya çalıştığı da görülüyor açıkçası. Ambulans uçaklar dağ, taş, kar, kış demeden her türlü koşullarda vakalara anında müdahale eden araçlar bunlar. Ambulans uçaklar gerektiği zamanlarda adeta bir hava hastanesine de dönüşebiliyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre havalanan ambulans uçaklar yeri geldiğinde dünyanın bir diğer ucuna uçabiliyor. Ambulans uçak dosyası hazırladık sizler için bir izleyelim. hem yurt içinde hem de yurt dışında her türlü şartta olay yerine ulaşabiliyorlar. Ambulans uçaklar acil durumlarda vatandaşın imdadına yetişiyor. Hava ambulans enverterinde bulunan ambulans uçakları ile birlikte dünyanın herhangi bir noktasından ülkemize hasta sevkiyatı gerçekleştirilebiliyor. Ambulans uçaklarındaki fark fazla vaktimiz olmuyor hazırlık için. Hep son dakika acil vakalar olduğu için Hızlı davranmak zorundayız. Sağlık Bakanlığı'nın 2010 yılından itibaren kullanmaya başladığı ambulans uçaklar hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında hizmet veriyor. Ankara'da iki tane uçak ambulansımız var. Tek sedili ve dört sedili olmak üzere. Ambulans uçaklar gün doğumu gün batımı arasında hizmet sağlayan helikopter ambulanslardan farklı olarak 24 saat esasına göre hizmet imkanı sağlıyor. Tabii ki uçarken dikkat ettiğimiz şeyler özellikle hastayı uygun şartlarda ve uygun zamanında yerine ulaştırmak. Bir yoğun bakım ünitesinde bulunan tüm cihazların yer aldığı ambulans uçaklar hasta için gerektiği zamanlarda adeta bir yoğun bakım ünitesine dönüştürülebiliyor. Monitörümüz, ventilasyonumuz, infüzyon cihazlarımız. Ventilatörümüzle hastamızın solunumunu sağlıyoruz, solunum cihazımız. Ambulans uçaklar ayrıca yeni doğan vakalarının taşınmasında gerekli olan kuöz ve yeni doğan ventilatörü gibi malzemeleri de içerisinde barındırıyor. Vakanın olduğu şehir ya da ülkeye ulaşan ekipler kara ambulanslarıyla koordineli olarak hastayı hızlıca alarak taşınması gereken diğer bir noktaya ulaştırmaya çalışıyor. Vaka verildiğinde hava operasyon merkeziyle mutlaka iletişim halinde oluyoruz. Biz de medikal açıdan e, hastanın hava yoluyla transportunun uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bu anlamda hava operasyon merkeziyle sürekli bağlantı halinde oluyoruz. Bu arada ambulans uçaklarla kara ambulanslarının koordinasyonu hava operasyon merkezi tarafından daha uçak piste inmeden sağlanıyor. Vakaya gitmeden önce hastanın durumu hakkında mümkün olduğunca detaylı bilgi almaya çalışıyoruz ki nasıl bir vakayla karşılaşacağız, ne gibi ekipmana ihtiyacımız olacak. Bunları gitmeden önce hazırlamak durumundayız. Ambulans uçaklar 2020 yılı içerisinde toplam 1071 hastanın naklini sağladı. Bu kişilerden 231'i yurt dışından Türkiye'ye getirildi. Sırada öğrencileri yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Yüz yüze eğitimde kritik detaylar belli oldu. Öğrenciler nihayet okullarına dönüyor. Yüz yüze eğitim için ilk ders zili 15 Şubat'ta çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleriyle başlatılacak yeni dönemin kurallarını da okullara bildirdi. 15 Şubat'ta ilkokul, ortaokullar ve anaokullar haftanın 5 günü yüz yüze eğitime başlıyor. İlkokullar haftada 2 gün okula gidecek. 8 ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin gün ve saatleri okul yönetimiyle öğretmenler tarafından belirlenecek. Dersler 30 dakika, teneffüslerse 10 dakika olacak. İlkokullarda öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze anlatılacak. Dördüncü sınıflar ayrıca haftada iki saat din, kültürü ve ahlak bilgisi dersi görecek. Yavaş yavaş alalım sınıflara. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi derslerse uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek. Lise geçiş sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine ve yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için hazırlık derslerine ağırlık verilecek. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler müdürlüğe yazılı başvuru yapabilecek. Böylece devamsız sayılmayacak. Öbür taraf Öbür taraf. Yine, uca, taraf şey? Eğitim kurumlarındaki öğrenci öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeriyle 20 yaş ve altındakiler dahil toplu ulaşım kısıtlamasından da muaf olacak. Gel, 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 gel ders saatlerini ve eğitim durum bilgilerini içeren belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sevgili izleyiciler, Amerikan devlet yapısında köklü bir gelenek sona ermek üzere. Zira ülkenin yeni başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'la ilgili ilk kararının sinyallerini verdi. Biden, eski başkanın istihbarat bilgilerine erişim hakkını kaldırmaya hazırlanıyor. Ayrıntılar haberimizde. Eski Başkan Trump istihbarat bilgilerine erişebilmeli mi? I think not. Erişememeli. Çünkü o tutarsız davranışlara sahip biri. Onun istihbarat bilgilerine erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Eski başkanla ilgili yine sert konuştu. Artık istihbarat bilgilerinin Trump'a da çok gizli olacağını işaret etti. <laughs> Beyaz Saray'ın yeni başkanı Joe Biden, Amerikan CBC televizyonuna röportaj verdi. Konu oval ofisin eski sahibine geldi. Onun için tehdit içeren tehlikeli ve pervasız biri dediniz. Evet söyledim ve buna inanıyorum. Trump 3 Kasım'da seçimi kaybedince Biden'ın istihbarat brifinglerine ulaşabilmesini engellemişti. Biden görevi devralınca akıllara o soru geldi. Amerika'da eski başkanların da erişebildiği belgeler için Trump'a izin verilecek miydi? Biden güvenilmez tanımını yaptığı selefi için cevabını etti. Onun istihbarat bilgilerine erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Trump'a istihbaratın kapılarının kapanmasıyla Amerikan tarihinde bir ilk yaşanacak. İlk kez bir başkan gizli belgelere erişemeyecek. Bir başka ilk ikinci kez başlatılan azil süreci de Biden'a soruldu. Başkan son söz senatonun dedi. Hala senatör olsaydınız, Başkan Trump'ın azil davasında onun hüküm giymesi için oy verir miydiniz? Ben artık senatoda değilim. Bırakalım kararı onlar versin. Bu ABD devleti açısından hakikaten çok köklü bir değişiklik. Çünkü bugüne kadar hiçbir başkan bir öncekini yani Selefi'ni bu tür bir şeyle itham etmemişti. Trump aslında e, George W. Bush'tan beri, oğul Bush'tan bu tarafa Clinton, Obama ile devam eden süreçte ulus devletçi bir başkan olarak çok farklı e, profil veriyordu ve kongre baskını tabii ki onun devlet içindeki e, kredibilitesini tamamen çökertti diyebiliriz. Bu anlamda yine de böyle bir e, Biden'ın böyle bir karar alması hakikaten e, ABD başkanlar arasında bir ayrımcılık olması açısından ilk. Sırada yerli bilişim sektöründen bir buluş haberimiz var. Bioteksa'nın Havelsan mühendislik desteğiyle geliştirdiği yerli parmak izi tanıma sisteminde son aşamaya gelindi. Sistem ilk olarak mart ayından itibaren İçişleri Bakanlığı'nca kullanılmaya başlanacak. İşte detaylar. Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak için başlatılan biyometrik veri sistemi projesinin sonuna gelindi. Sistem mart ayı itibarıyla İçişleri Bakanlığında kullanılmaya başlanacak. Bakanlık bünyesinde ilk olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde sistem devreye alınacak. Sistem daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı birimlerinin kullanımına sokulacak. Yabancı menşeli biyometrik veri sistemlerini kullanan Türkiye böylelikle kendi imkanlarıyla biyometrik veri sistemine geçen dünyadaki 7. ülke olacak. <laughs> Sistem Havelsan ve Polsan arasında imzalanan biyometrik veri sistemi protokolü doğrultusunda başlatılmıştı. Bu kapsamda Bioteksan isimli firma kuruldu. Bioteksan projenin ilk fazında temiz parmak izi tanıma ürünü geliştirdi. İkinci fazında da olay yeri parmak izi tanıma ürünü geliştirecek. <laughs> İlerleyen süreçte de avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses ve benzeri bulguları tanıyan sistemler geliştirilecek. Bu sistemler resmi kurumlara ve özel şirketlere hizmet verebilecek bir altyapı da oluşturulacak. Kara ve Deniz Kuvvetleri'ne ait birliklerin katılımıyla Kırklar elinde durgun sulardan geçiş tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın görüntüleri film sahnelerini aratmadı. İşte o anlar. Mehmetçiğin film senaryolarını aratmayan tatbikatı adeta nefes kesti. Pandemide Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri tarla ile sofra arasındaki fiyat uçurumu. Tarladan çıkan ürünün pazar ve marketlerde 3 katına kadar çıkması üreticiyi de zor durumda bıraktı. Ürünleri bir de don vurunca çiftçi işin içinden çıkamadı. Üreticinin dertlerini haberimizde izleyelim tarladan sofralarımıza gelen sebze ve meyveler marketlerde el yakıyor. Bu durum sadece dar gelirli vatandaşları değil, üreticiyi de isyan ettiriyor. 70 kuruşta şu lahanayı şu anda bize kurtarmıyor. Bursa'da hasadı başlayan lahana tarladan 70 kuruşa çıkıyor ama pazarda 3, markette 5 lirayı buluyor. Şu gördüğünüz lahana 2 kilo gelmekte. 2 kilo gelen şu lahana pazarda bugün itibarıyla 3 lira yuvarında satılmakta. Çiftçinin elinden de bu 70 kuruşa çıkıyor. Yani bir e, buçuk liraya bizden çıkıyor, 3 liraya da pazarda satılıyor. Tabii İstanbul'a gittiği zaman bu üç liraya satılmaz, dörde beşe de satılır veya büyük şehirlerin marketlerinde daha farklı şeylere de satılır. Üreticiler bu durumdan aracıların kazançlı çıktığını söylüyor. Onlar e, çok fazla bir emek sarf etmeden bu işin ticaretini yapıyorlar. Biz bu işin içinde e, emeğimizi yaptığımız halde karşılığını alamıyoruz. Üreticileri bu yıl bir de don vurunca beklentiler boşa çıktı. Tarlamızdaki e, kıra ve don dolayından dolayı e, düşük rekolte e, elde etmek durumundayız şu anda. Şulağının 3 kilo olması, 4 e, kilo olması gerekirken 2 kilo. Yani 1,5 kilo, 2 kilolarda. Meteorolojiden önemli uyarı. Bu geceden itibaren Marmara bölgesinde... Fırtınanın etkili olması bekleniyor. Doğu bölgesinde ise don uyarısı yapıldı. Batı'da fırtına, doğuda don, Karadeniz'de çığ. Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre cuma gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batı kesimlerinden başlayacak etkili rüzgar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde etkili olacak. Fırtınanın hızı saatte 50 ila 70 kilometreye çıkması bekleniyor. Bölgenin batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ise yer yer kuvvetli fırtınanın hızı saatte 60 ile 90 kilometreye ulaşması tahmin ediliyor. Meteoroloji fırtına nedeniyle meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. <laughs> Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri içinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayıyla ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması açıklaması yapıldı. Karadeniz'de ise hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Meteoroloji bununla beraber bölgede çığ tehlikesi konusunda vatandaşları uyardı. Sosyal medya bu kez de estetik operasyonlarına ilham verir hale geldi. Sosyal medya platformu kullanıcılarının bir kısmı photoshop'lu hallerine benzemek için estetik cerrahlara adeta akın ediyor. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş birçok kişinin bu yöntemle estetik operasyon talep ettiğini söyledi. Peki neden böyle bir operasyona ihtiyaç duyuluyor? Bunun detayları geliyor şimdi ekranlarınıza. Sosyal medya platformu kullanıcıları son zamanlarda Photoshoplu profil fotoğraflarına benzemek için estetik operasyon talep ediyor. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Akbaş böyle taleplerde bulunan kişilere uyarılarda bulundu. Bir hanımefendi geliyor diyor ki hocam benim çeşitli sosyal mecralardaki profil fotoğrafım bu. Hakikaten bakıyorsun çok güzel bir fotoğraf. Ama beni görüyorsunuz benim durumum bu. Ben bu şekilde insanlarla iletişim kurdum. Hatta birisiyle de tanıştım. Muhtemelen evliye giden bir süreç olacak burada. Ama Benimle tanışmak istiyor fakat ben asla bu yüzle normal yüzümle onunla tanışamam. O beni çünkü sosyal medya mecralarındaki profil fotoğraflarımdan tanıyor. Birçok kişi kendi fotoğraflarını bilgisayar veya telefon ortamında çeşitli yöntemlerle değiştiriyor, oynuyor ve sosyal medya platformlarına yüklüyor. <laughs> İşte sorun da tam bu noktada başlıyor. Kullanıcılar gerçek hayatlarındaki görünüşlerini sevmedikleri için Photoshop yaptıkları fotoğraflara benzemek adına estetik cerrahların yolunu tutuyor. Photoshop'lu fotoğrafların insanlar tarafından çok fazla kullanılması aslında çok farklı problemlerin de ortaya çıkmasıyla açıyor. Bu durumu doğru bulmayan Akbaş psikolojik açıdan kullanıcıların komplikasyonlar yaşayabileceğini de belirtti. Nedir benden talebin dediğimde, "Hocam ben profilimdeki kullandığım fotoğrafa benzemek istiyorum." Bunun böyle olmayacağını, bunun doğru olmayacağını ifade ettim. Her insan farklı bir yüz yapısına sahip. Bu yüzden normal ve doğal olan yüz şeklinin korunması büyük önem taşıyor. Elbette ki şu anki haline göre daha genç, daha dinamik, daha güzel olacaktır o ama o profile koyduğun fotoğrafla aynısını istiyorum demek hiç öyle gerçekçi bir şey değil. Filtreli, photoshoplu fotoğraf kullanmayın. Bunlar çok ciddi hayal kırıklıklarına yol açıyor. Evet bugünkü bültenimizin de sonuna geldik. Önümüzdeki cumartesi yani 13 Şubat'ta buluşmak dileğiyle. Bugününüz dününüzden, yarınız bugününüzden aydınlık olsun. Hoş kalın, hoşça kalın ve sağlıcakla kalın efendim.